Hocam Allah'ın selamı üzerinize olsun. Ben Belçika'dan Faruk Yılmaz. Belçika'da hala insanın maymundan geldiğini ilk okullarda bile öğretiyorlar. Ben Hristiyan okuluna gidiyorum. Ortaokulda öğretmenlere sen insanın maymundan geldiğine inanıyor musunuz dediğimde utanarak evet diyorlar. Ben bunların yanlış olduğunu sizin açıkladığınız gibi anlatıyorum. Fakat bir türlü kabul ettiremedim. Bunlara kabul ettirmem için ne yapmalıyım? Yalnız kabul etmenin inanma arasında çok büyük fark vardır. İnşallah. Şimdi kabul ettirmenin değil de inandırmanın üstüne dursun kardeşimiz. İnşallah. Şimdi o bilimsel delillerden anlatırsa karşıdaki adam inanır. Evet hocam. İnandı mı tamam. Kabul etme ayrı bir mesele. Evet, kabul etmemesi önemli değil. Evet. İnanması önemlidir. İnşallah. Bizim her anlattığımız adam inanıyor. Evet. Ama kabul etmemesi de mevzu bahis oluyor. Evet. Nadir kabul eden olur. Çünkü gurur vardır insanda. Kibir vardır. Enaniyet vardır. Bunu aşamaz adam kolay kolay. Ben evet kabul ettim doğru söylüyorsun demez. İnşallah. Ama içinden anlar. Evet. Şimdi uyuyan adama diyorsun ya güneş doğdu kalk diyorsun. Yok güneş doğmamıştır sen beni bırak benim yatayım uyuyayım diyor. Yani biliyor güneşin doğduğunu. Anlamazdan geliyor. Evet. Yani uyuması gerekiyor çünkü. Evet. Anlaşıldı mı? Onlar da uykusuna devam etmek için güneş doğmadı diyorlar. İnşallah hocam. Biz bu anlattığımız insanlara milyonlarca insanın hidayetine vesile oldu. Maşallah evet. Yani mesela o bizim tombul dededen tut bilmem bunların hepsi inanmıştı. Evet. Hepsi kanaate geldi. Evet. O gün Habertürk'te konuştuklarımız var ya. Evet. Yani %100 inanmışlar. Evet maşallah. Ama kabul etmez. Kabul ederse çünkü etrafındaki insana karşı itibarları sarsılır. Evet. Dışlanırlar. Ezilirler. Alay alınırlar. Ve bunlara onlar tahammül edecek bir güçleri olmayabilir. Ne yapar o zaman? Pasif müdafaya geçer. Ne yapıyor pasif müdafada? Arkadaş diyor, ben kalben iman ettim. Ama dil olarak zahiren de iman etmiyorum diyor. Evet. Zahiren iman etmediğinde onların alayından, baskısından, şunundan, bundan kurtulmuş olur. Evet. Kalben imanda esas olduğu için tamamdır. İnşallah. Yani bir insanın doğruyu anlatıp da makul bir insanı kabul etmemesi diye bir konu yoktur. Evet. Ama Allah ayeti diyor ki bakın, zulüm ve büyüklerine dolasıyla diyor. Doğruyu bildikleri halde kabul etmediler diyor Allah. Maşallah. Bak kabul, inanmadılar demiyor Allah. Evet. Evet, vicdanları kabul ettiği halde. Kabul ayrıdır, inanma ayrıdır. Evet. Bak, vicdanları kabul ettiği halde diyor Allah. Evet. Vicdan içten kabul eder. Bizim görevimiz vicdanı kabul ettirmektir. Maşallah. Zulüm ve büyüklenme nedeniyle kabul etmeyebilir insanlar. Evet, sahabe evet. Döneminden beri olan bir şey hocam. Dünya yaratıldığından beri var. Evet inşallah. Hazreti Adem devrinden beri var. Onun için yani anlattıktan sonra kendinize çok emin olabilirsiniz. Yani %100 inanmıştır. Evet maşallah. Yani ama delille, bilimle anlatacaksın. Fosilleri şakır şakır ortaya koyacaksın. Protein molekül yapısını koyacaksın. Arkadaşım izin bak protein oluşması için başka proteinlere ihtiyaç var. Kofula ihtiyaç var. Mitokondriye, hücreye değil mi? Golgi cisimciye hepsine evet. ihtiyaç var. Dolayısıyla protein tesadüfen olamaz. Buradan olay bitti mi diyeceksin? Bitti. Temelden bitti. Evet. Demek ki Darwinizm olmuyor. Ama ben üstüne üstlük sana biraz daha bilgi vereyim diye. Al sana 300 milyon fosil. Yetmedi. Bir de diyeceksin adama yetmeyebilir. Bir tane ara fosil yok diyeceksin. Evet inşallah. Ya bunu anlattıktan sonra zaten detay girmeye gerek yok. Evet. Olay biter. Maşallah. Bunun doğru olduğunu hepsi biliyor.